Yani 10 gün bekledik. 59. bölümde söz verdim. Herhangi bir sorun olmazsa 29 Mayıs'ta veya 30 Mayıs'ta geri döneceğim dedim. 29 Mayıs'ta geri döndüm. Yine sözümü tuttum. Bana sözünü tutmazsın diyorlar. Ama gördükleri gibi sözümü tutuyorum. Evet, video başlamış. Merhaba arkadaşlar, hangisi daha iyi sesini 61. bölümüne hoş geldiniz. Yine teknolojinin merkezinde M. Fatih Demir'desiniz. Bildiğiniz üzere hangisi daha iyi sesinin 60. bölümünde 6. nesil iPad Pro 12.9 ile Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'yı karşılaştırmıştık. Ve o karşılaştırmada Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 17 puan ile zafer kazandı. Ve o bölümde dedim ki 61. bölümde bilgisayar karşılaştırması yapacağım. Sözümde durdum mu? Yine durdum. Bugün karşılaştıracağımız bilgisayarlar Casper Excalibur G870.1245 DFB0XB ile Monster Toolpart T5 V23.3.4. Hadi başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi VS intromuzu aldık. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Lafı uzatmadan bölüme başlayalım. Zaten ilk bilgisayar karşılaştırmasını hatırlayanlar bilir. Kalkıp 53. bölümde bilgisayar karşılaştırması yapmıştım. Monster Samrook S7 ile Casper Excalibur G911. O bölümü izlemek isteyenler kanalda oluşturduğum hangisi daha iyi serisi oynatma listesi üzerinden bölümü bulup izleyebilirler. O halde başlıyoruz o halde. Casper Excalibur G870 vs Monster Toolpart T5 V23.3.4. Excalibur'dan başlıyoruz arkadaşlar. Ürün tipi notebook, ürün amacı oyun. Casper Excalibur G870 FreeDOS ile geliyor. Ya biz Windows 10 ya da Windows 11 yükleyelim abi buna valla. Ekran boyutu 15.6 inç, ekran çözünürlüğü 1920x1080 piksel, ekran çözünürlük biçimi FHD, ekran yenileme hızı 144 Hz, ekran parlaklığı 250 nit, panel tipi IPS LED, ekran en boy oranı 16:9, ekran diğer özellikler %45 NTSC ve 3 milisaniye tepki süresi, kalınlık 24 mm, ağırlık 2,5 kg, koyu gri renk var, gövde malzemesi metal, Intel Core i5 12450H işlemci var. 3.30 GHz temel işlemci frekansı var. Arttırılmış işlemci frekansı olarak da 4.40 GHz arttırılmış frekans kullanılmış. İşlemci 2022 yılının birinci çeyreğinde çıktı. 8 tane çekirdeği var. 1000'in üzere burada motorlar geçiyor. Haliyle bölümlerde kesintiye uğruyor. Ya burada da ne kadar çok motor kullanan insan var. Her seferinde sözümü kesiyorlar. Her neyse devam edelim. 8 işlemci çekirdeği var dedik. İşlemci çekirdek detayları 4X performans çekirdeği, 4X verimlilik çekirdeği, sanal çekirdek 12, işlemci ön belli 12 MB, transistör mesafesi 10 nanometre, 32 GB RAM var, 3200 MHz bellek frekansı, DDR4 RAM var. 2 tane RAM slotu var. SSD var. 1 TB SSD destekliyor. M.2 SSD. 2 tane M.2 SSD diyor işte. PCIe 3.0. Harici grafik işlemcimiz var. Yani harici grafik işlemcisi dediği ekran kartı arkadaşlar. Nvidia GeForce RTX 4060 ekran kartı var. GPU çekirdek hızı. Ekran kartı çekirdek hızı 1470 MHz. GPU azami çekirdek hızı 2370 MHz. GPU transistör mesafesi 4 nanometre. GPU bellek türü GDDR6. GPU bellek arayüzü 128 bit. GPU çıkış yılı 2023 yılı 1. çeyrek. 8 GB'miş. Güzel. Evet arkadaşlar, kardeşim yanımda. Bildiğiniz üzere kardeşim bir bölümde Brawl Stars oynadı. Bugün de Free Fire. Güzel. Garena Free Fire oynadı bugün de. Evet.
Arkadaşlar bir şey diyeyim. Squad Busters, Supercell'in yeni oyunu Squad Busters çıktı. Yakında Squad Busters ile ilgili oyun videosu yüklemeyi düşünüyorum. Haziran ayında böyle bir şey planım var. Ya bu arada oynayın Free Fire. Oynayabilir miyim demen gerekiyor. Bir de şu şeyi anneme götürür müsün? Tamam. Pekala. Free Fire oynayın çünkü çok kalitesiz. Gerçi o kadar kalitesiz değil yani, oynayın. Öyle deme yani. Ben telefonu karşılaştırdım. Benim telefon, tamam mı? Garena Free Fire'ı iyi açıyor. Evet, tamam peki. Hadi git bakalım şimdi. Bu arada Garena Free Fire oynayın. Evet, gördüğünüz gibi az önce kardeşim geldi buraya. Bugün Garena Free Fire oynadı. Bugün de arkadaşlar Supercell'in yeni oyunu Squad Busters resmen çıktı. Bir baktık abi, Squad Busters oynayayım dedim. Ya oynadım da şimdi orada yalnızca çatışmalar oluyor, bir de elmas alıyorsun. Yani bu oyunun Brawl Stars'daki elmas kapmaca modundan hiçbir farkı yok yani. Bildiğin Brawl Stars. Ama bir şey diyeyim. Brawl Stars baz alınmış bir oyun ama tüm Supercell karakterleri var. Mesela Hayde'deki Greg var, Clash of Clans ve Clash Royale'deki Barbar var, Brawl Stars'ta El Primo var, Boom Beach var mı bilmiyorum ama biz devam edelim arkadaşlar. Laf çok uzadı. Onun için biz devam ediyoruz arkadaşlar. USB 2X yok. Soru işareti bırakmış burada. USB 3X var. 3 tane USB 3X var. USB Type-C girişimiz var bir tane. HDMI var. Mini DisplayPort belirtilmemiş. Ethernet var. Bluetooth belirtilmemiş. Wi-Fi 6 ile geliyor. Kart okuyucu belli değil. 720p kamera. RGB aydınlatma var. 16.000 renk seçeneğinde klavye özellik var. Diğer donanım özellikleri 2x2 watt hoparlör, Dolby Digital, pil gücü 61 watt saat, pil hücre sayısı 4 hücre. Dahili grafik modeli 12. nesil işlemciler için Intel UHD grafik, dahili grafik azami frekans 1.2 GHz. Dahili grafik diğer özellikler burada belirtilmiş. Evet. Durum böyle. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Monster Tupar T5 V23.3.4. Boşver. Bu da oyun. FreeDOS ile geliyor. Windows kursanız ya. Ekran boyutu 15.6 inç 1920x1080 piksel. Ekran çözünürlük biçimi Full HD, ekran yenileme hızı 144 Hz. Ekran parlaklığı belirtilmemiş, panel tipi LED IPS. Ekran en boy oranı 16:9, yansımasız mat ekran var. Ekran diğer özellikleri belirtilmemiş. Genişlik 359.5 mm, derinlik 238 mm, kalınlık 23.9 mm, ağırlık 2 kilogram 50 gram. Yani kısaca 2050 gram. Renk siyah. Gövde malzememiz alüminyum ve güçlendirilmiş plastik. Intel Core i5 12450H 3.30 GHz temel frekanslı, 4.40 GHz arttırılmış frekanslı bir işlemcimiz var arkadaşlar. 2022 yılı birinci çeyrekte çıktı. 8 çekirdeğimiz var. 4X performans, 4X verimlilik çekirdeğimiz var. Sanal çekirdek 12 tane. İşlemci ön belleği 12 MB. Transistör mesafesi 10 nanometre. 16 GB RAM var. 3200 MHz bellek frekansı. DDR4 bellek türü, mevcut bellek düzeni 2x8, toplam bellek yuvası 2 adet. RAM slotu varmış. Anakart üzerinde 2 tane RAM slotu var. 4 tane olsaydı keşke. Evet. 1 TB M.2 SSD var. 2x M.2 SSD. Ayrıca grafik işlemcimiz var. Yani ekran kartı işte RTX 4060 100 watt. GPU azami çekirdek hızı 1470, GPU azami çekirdek hızı 2370 MHz, GPU transistör mesafesi 4 nanometre,
GPU Bellectro GDDR6 128 bit 2023 birinci çeyrekte çıkmış. 8 GB ekran kartı, USB 2X 1 tane var. USB 3X 1 tane var. USB 3.2 Gen 1 5 GB. USB Type-C 2 tane. USB Type-C özel. USB C 3.2 Gen 2 HDMI var. Mini Display Port var. Ethernet var. Bluetooth var. Wi-Fi 6E teknolojisine sahip. Kart okuyucu var. Kameramız HD. Klavye aydınlatması var. Tek bölgeli RGB aydınlatma diyor. Diğer donanım özellikleri 2x2 watt hoparlör, Sound Blaster Studio, pil gücü 54 watt, pil hücre sayısı 4 hücre, dahili grafik modeli 12. nesil işlemci için Intel UHD grafik, dahili grafik azami frekans 1.2 GHz. Durum böyle. Arkadaşlar şimdi bilgisayarlar, genellikle bilgisayarlarla pek ilgilenmiyorum ancak artık seri bir telefon serisi değil artık. Tablet ve bilgisayar da karşılaştıracağım. Hatta çok saçma bir istek geldi. Uydu alıcısı. Uydu alıcısı devre kapandı, kapanacak. Genellikle onu eskiler kullanır. Ya benden nasıl bir uydu alıcısı karşılaştırmamı isteyebilir ki biri? Ha? Ben şaşırdım mı yani? En iyi fikir. Oyun karşılaştır. Oyun karşılaştırmak. Ama bu seride telefon, tablet ve bilgisayar karşılaştırıyorum. Neyse, şimdi sonuçlara gelelim arkadaşlar. Hemen sonuçlara geçiyoruz. Evet, sonuçlar. Başlayalım arkadaşlar. İşte sonuçlar. İkisi de aynı. İkisinin de çözünürlükleri aynı. Motor geliyor galiba. Bak 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 bak. Aynen, motor geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir motor yüzünden tekrardan kesintiye uğradı yayın. Evet, ikisinin ekran yenimiz aynı. Ekran parlaklığı bunda belirtilmemiş. Bunda belirtilmemiş ama bunda varsa bazen istisna uygulayabiliyorum. Monster 1.0 aldı. Buralarda belirtilmemiş, istisna yok. 2.0, 3.0. Bu da kalınlık ve ağırlık konusunda. Durum 3.0. İkisinin işlemci özellikleri aynı. 3.0, 3.1. 3.1 RAM'den dolayı. Durum nasıl 3.1 olabilir ya? Burada istisna yok. 3.1, 3.2. 4.2. Şu an 4'ün 4.2, 5'e 2. Arkadaşlar bu nasıl bir bilgisayar karşılaştırma sırrıdır ki 5'e 3'lük bir puanla Monster Toolpart T5 kazansın? Şaşırdım. Ne? Monster Toolpart T5 V23.3.4 kazandı. Ne? Hadi ama. Tebrikler Monster, bu turu sen kazandın. Casper yine kaybetti. Evet arkadaşlar, hangisi daha iyi sesinin 61. bölümünün sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Casper Excalibur G870 ile Monster Toolpart T5 V23.3.4'ü karşılaştırdık ve şaşırtıcı bir şekilde 5'e 2'lik bir puan ile Monster Toolpart T5 V23.3.4 kazandı. 62. bölüme kadar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Ve PUBG oynayın. Evet, PUBG oynayın.
Thank you.